Merhaba dostlar, ben Çağlar. Bugün 17 Nisan 2023, güzel bir pazartesi günü. Aracımı kullandığım süre zarfında, özellikle arka kapı fitillerinden içeriye hava aldığımı fark ettim. Aklımda yeni sıfır fitiller alıp oraya takmak vardı. Fakat Mamuş abi fitillerime bir bakım yapmam gerektiğini tavsiye etti. Ve beraber güzel bir çalışma yaptık. Fitillerimizi söktük. Önce yıkadık. Sonra kuruttuk, sonra tekrar taktık ve koruyucu sprey ile güzel bir bakımını yapmış olduk. Bu videoda bunun çalışmasını anlatacağım. Hadi hep beraber izleyelim. Kapı contalarım içeri ses alıyor. Birazcık da yılların eskitmişliği var. Şimdi kapı contalarımı komple sökeceğim. Güzel bir suyla yıkayacağım. Sonra conta yağıyla yağlayacağım. Tekrar yerine takacağım. Bakalım işe yararsa o şekilde devam edeceğim. Yoksa yenilerini alıp yenilerini takacağım. Hadi bakalım başlıyorum. Şu somunumla bunları açacağım. Şu parçayı aldıktan sonra contamı da almış olacağım. Buraları şimdi şöyle güzelce bir temizleyeceğim. Yazı ne var? Zamanla burada biriken pislik kalıplaşmış. Şimdi bunu kazıyacağım. Tertemiz bir şekilde. Şurada bir giderimiz var. Oradan salayım bak. Şuna şöyle çekeyim emaneten. Abi zamanla işte kasayı çürütüyor bunlar. Temizlemek lazım. En azından altında neler olduğunu da gördük yani. Aslında tertemiz de toprak birikmiş ya. Evet, burası da diğer taraftan farklı değil. Abi kolay gelsin. Eline koluna sağlık. Vallahi çok teşekkür ederim. Benim aracımda senin de emeğin var. Bir gün biner gezeriz ya. Tabii tabii her zaman. Güzel bir kamp yaparız. Vay be, bunun da altı böyleymiş. Yılların birikmişliği. Şimdi burayı da hemen alayım. Şuralar hep ambulanslardan kalma. Burayı elimden geldiği kadar temizledim. Temizlemeye çalıştım. Şimdi son rötuşlarını yapıyorum. Sonra bir de sabunlu suyla yıkayacağım buraları. Tamam olacak. En azından burası rahatladı, tertemiz oldu. Kafamıza da soru işareti kalmaz. Şu pisliği de şöyle alırsak.
İyice bir suyumuzda kirini atacak. Şöyle ıslanacak. Ondan sonra temizlemeye başlayacağız. Tırakırlı kure dökülüyor şu an. Bu temizlerken tamam. Sen de hem şurayı hem öbür tarafı temizle, tamam mı? Tamam. Akşam olmadan bu işin içinden çıkalım. Tamam. Ondan sonra şuralara kırınca o siyah buradan atalım. Tamam. Korozyona maruz kalmasın, yoksa çürür derim. Tamam. İnci temizliğimizi yaptık. Şu an kurumasını bekliyoruz. Şuraları paslanmayı önleyici güzel bir madde uygulayacağız. Ondan sonra burayı kapatacağız. Aynı şekilde burası da kokpit tarafı. Tabii yıllarım verdiği korozyonla buralar yıpranıyor. Şimdi burayı biz tertemiz çıkarttık. Elimizden geldiği kadar güzel yapmaya çalıştık. Çantalarımız kurumaya bekliyor. Kuruduktan sonra uygulayacağız. Mavuş abi sağ olsun. Bizim contalarımızı söktü. Bize yardımcı oldu. Şimdi taktı. Güzelce silikonu da sıkıyor. Kendisine çok çok teşekkür ederim. Aracımızda onun da emeği var. Abi eline koluna sağlık tekrardan. Gerçekten emekler için çok teşekkür ederim. Aracımda senin de parmak izlerin var. Gerçekten çok memnun oldum. Hayırlı olsun. Tamam. Ortada zaten. Yok, ortada yok bir şey. Merhabalar. Aynı günün ertesi günündeyiz. Contamızı dün tertemiz yıkadık, kuruttuk. Sonra yağlayarak yerine taktık. Şimdi her şey normal görünüyor. Belki gün içerisinde tekrar yağlayacağım beslesin diye. Evet. Bakalım işe yarayacak mı? Belirli süre kapıyı yarım açık tutup şöyle güneşte bekleterek contanın kendine gelmesini sağlayacağım. Conta ne kadar genişlerse o kadar biz de amacımıza ulaşmış olacağız. Satın aldığınız ve alabileceğiniz hiçbir hizmet sizin verdiğiniz değer kadar malınıza değer vermez. O yüzden aracınızın veya malzemelerinizin bu tarz bakımını yapmaktan çekinmeyin. Sök tak veya yap boz, ne olursa olsun bunun sonucuna katlanarak bence açıp bir bakmanız gerekiyor. Şimdi bugün kayar kapının
O basamağını tekrar yeniden takacağım. Şuralar pas yapmıştı. Buraları tertemiz temizledim. Güzelce bir koruyucu boya vurdum. Şimdi burayı kapatacağım. Vidaları taktım. Şimdi deneyeceğim. Kapımızı daha açtım. Kapanıyorum. Herhangi bir sıkıntı yok. Kayar kapının alt dönen mekanizmasına da biraz greys yağ sürdük. Bu da onu rahatlattı. Şu an burada da herhangi bir oynama yok. Bu işlem tamam. Şimdi üst kaplamasını takacağım. Bir sıfır oturması gerekiyor. Montaj işlemi bitti. Şimdi vidaların üzerindeki kamufle yerlerini takıyorum. Evet, şimdi içimiz rahat etti. En azından altında ne var ne yok gördük. Bu sonuncusuydu. Evet, neler yaptık? Burayı söktük, tertemiz ettik altını. Yağladık, boyadık, kafamız rahat etti. Kapımız çok rahat bir şekilde gelip gidiyor. Salantı yapan yerler vardı, yeni vidalar attım. Bazı vidalar rengi siyah değildi, onların üzerini boyadım. Şimdi şöyle güzel bir işçiliğimiz oldu. Belki şuralara da bir silikon çekeceğim, güzel gözüksün diye. Şimdilik bu kadar. İnsanın sevdiği yanındaysa konuşma zaten gürültüden başka bir şey değildir abi. Şimdi silikonu alıyoruz abi elimizden. Şöyle. Tabi alamıyoruz. Buraya sürdük ya. Elimizi deterjana vurduğumuz için elimize hiç gelmiyor. Şu tarafa deterjan gelmedi. Çok güzel. Tabii biz bunu buradan almak için planlamadık önce. Önce sıkmamız gerekiyordu ama ucumuz olmadığı için sıkamadık. Olay budur yani. Çok iyi işçilik çıkarttın abi. Yaparım. İnce işçilik diye işte buna derler. Bir numara. Mavuş teknik iş.
Bende bir tane Sprinter vardı ya, onu da bayağı güzel çalışmışsın değil mi? Oo. Onun camına iyi yapıştırmıştım. Arka camda parmak izlerim vardı. Parmak izlerim, 10 parmak izim de oradaydı. Dedim iş vermesin diye yaptıydım ama ama kaçamadık. Yine iş verdik. Yani nasip olunca işi bizden alıyoruz. Kapı fitillerini temizlemem bana neler kattı? Şimdi öncelikle ses, toz ve hava akışını kesmiş oldum. Onun dışında el değmemiş yerler olan bu kapakların altını temizlemiş oldum. Orada pas tutan yerleri boyayarak ömrünü uzatmış oldum. Merhabalar. Kapı fitillerini temizleme çalışmalarımızın 3. günündeyiz. Şimdi silikon çektiğim yerleri temizliyorum şu şekilde. Evet. Genel olarak neler yaptık? Kapı fitillerimizi söktük. Sonra güzelce bir yıkadık. Sonra astık, kuruttuk. Tertemiz oldu. Sonra tekrar yerlerini taktık. Koruyucu silikon spreyi sıktık. Şimdi bunun ne faydası oldu? Öncelikle contaları bir çıkartıp yerine takmamız, bu işlemleri yapmamız contanın ömrünü birazcık daha uzattı. Kışın soğuk hava ekseriyi de toz içine giriyordu. Artık bunun önüne geçmiş olduk. Bu yaptığımız işlem sonucunda aracımız ses, gürültü ve toz almayacak. Bazı yerler artık kirlenmeyecek. Şu aralardan, şu aradan bu basamağın altına kir topluyordu. Bunların önüne geçtik. Paslanan yerlere işlem yaptık. Artık oradan herhangi bir sıkıntı yaşamayacağız. İşlemlerimizin sonuna geldik. Video sonunda şunu demek isterim. Satın aldığınız hiçbir hizmet sizin verdiğiniz emek kadar emek vermeyecektir. Mümkün mertebe aracınızın bu tarz parçalarını yapmaktan çekinmeyin. Sökün, takın. Bir şeyler öğrenirsiniz. Bir şeyler katarsınız kendinize. Ve eksiklerinizi kendi imkanlarınızla elinizden geldiğince tamamlamış olursunuz. Güzel günlerde kullanmak dileğiyle. Evet, güzel bir çalışma yaptığıma inanıyorum. Bu çalışmanın faydası olsun diye de böyle güzel bir video yaptım. Bana bu süre zarfında yardımcı olan, fikir veren, emek harcayan Mavuş abiye çok çok teşekkür ederek videomu bitirmek istiyorum. Bu tarz arada karavan teknik videoları yayınlayacağım. Bu da bunlardan bir tanesiydi. Yine yeniden görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.